Hocam arzu etmediğimiz bir sonuç ama çok hızlı bir oyundan sonra 18 dakikada 3 gol. Evet, 22 ile 40 arasında. Evet, 22 ile 40 arasında 3 gol. Tutmadı temkinli oyun. Hani maç öncesi konuştuğumuzda söylemiştik. Bir üçlü vardı o. Bekir Ozan, Kirita, Ergiç üçlüsü. Yani 4-5-1'e yakın bir düzen. Ama Beşiktaş maçında tutan bu düzen bu kez tutmadı. Temkinli başlamak, durdurmak ve az gol yemek isterken çok bol gollü bir karşılaşma izledik. Tabii ki Fenerbahçe'nin bireysel kalitesi de bu galibiyetleri oynuyordu ama Bursaspor'un cesaretten uzak oyunu da bu sonucu yarattı diyebiliriz. Benim düşüncem ya da endişem bunun lige yansımayacağı. Bu konuda endişeliyim. Çünkü iyi işleyen bir düzen vardı. Bu dişliler bir kere teklerse bundan sonra devam edebilir diye düşünüyorum. Çünkü Ankara Gücü maçında ne olacak? Toparlayabilecek mi takım kendisini? Bunu endişeyle karşılamak lazım. Dilerim bunu çabuk atlatırlar. Silkinme olması lazım diyorsunuz. Geçen sene de kupa maçında hatta şöyle düşündüm ben yanında Burak Uçar'a söyledim. Gazetede yazı yazmış olsaydım nasıl bir başlık atardım bu maça diye. Kupa tekerrürden ibarettir derdim herhalde. Geçen sene de aynı şey olmuştu. Fenerbahçe ile yapılan kupa müsabakalarında aynı sonuç çıkıyor nedense. Farklı bir skor var değil mi? Farklı bir skor çıkıyor. Yani Bursaspor kolay kolay 3 golü bir arada yiyecek bir takım değil. Eskişehirspor buradan ilk yarıda yemişti. 3-2'lik bir karşılaşma vardı. İkinci yarıdaki Bursaspor'un atak görünen oyunu biraz bize aldatıcı gibi geliyor bana. Rakip müsaade ettiği için. Rölantiye aldı değil mi? Fenerbahçe. Oyunu geride kabul ettiler. O yüzden biraz bu rahatlık ve atak üstünlüğü geçti. Onunla da değerlendirilemedi. Sadece şu anda geriye dönüp baktığımda Bursaspor'un sayılmayan golünde ben offside göremedim. Orada nasıl bir 3-1'e gelebilirdi skor en azından. Aslında İsmail Şencan karşıdaki hakem offside konusunda önceki haftalarda yorumculardan aferin almıştı. Öyle bir hakem. Yani yanılacağını da pek sanmıyorum ama TRT'den izledik offside. Televizyondan baktığımızda offside olmadığını görebildik. Tabii ki bu tip karşılaşmalarda bu anlar çok önemli. Bir atılacak bir gol bile sonucu değiştirebilirdi.